2017 yılında bu işe tam anlamıyla girmek istedik ve girdik. 2017 yılında burayı inşa ettik ve 2018'de de buraya bir geçiş sağladık. O günden beri de bu işletmede devam ediyoruz. Yani aslında arazinin zor olmasından, dik ve küçük olmasından kaynaklı bir sıkıntı oldu. Biz de bu işi yapmak çok istediğimiz için böyle bir çareye başvurduk ve de güzel oldu. İlk katımızı besilik hayvanlar için ayırdık. Onlar için orayı düzenledik. Bu bulunduğumuz katı sağılır ve düveler, buzağılar katı. Üçüncü katımız ise otluk, samanlık, yemlik olarak kullanıyoruz. Dördüncü katta kendimize bir ev yaptık. Çevreden çok bazen ilginç tepkiler aldık. İşte oraya ne yapıyorsunuz? Hani temelleri atınca çok büyük ve geniş alana sahip olduğu için hep merak konusu oldu. İşte okul mu yapıyorsunuz, düğün salonu mu yapıyorsunuz gibisinden, devlet dairesi mi yapıyorsunuz gibisinden çok eleştirilerimiz oldu. Hayır dedik, çiftlik yapıyoruz dedik. İşte herkes aslında merak ediyordu. Kimisi mesela katlı çiftliğin işte binayı çürütebileceğini falan düşünüyordu. Biz aslında hepsine bir önlem aldık. Yani betonlarımızı ona göre attık. Yükseklikleri ona göre verdik. Betonların üzerine bir daha ara çakıllama yapıp onun üzerine bir daha betonlama yaptık. Şu anda mesela direklerimiz sık, kolonlarımız. Yani sağlıklı bir bina inşa ettik. İşletmemiz 75 kapasite aslında normal ama şu anda yarısı dolu, yarısı boş. Bunun sebebi aslında geçen yıl bir farklı ırka, yani Simmental Holstein melezinden Jersey ırkına dönelmeyi düşündük. 30 civarında hayvanımız var. Doğalgaz teknikeriyim aslında, 2 yıllık. Aslında bölümü de birinci bitirdik. Bu sektöre iten aslında ailem oldu biraz da. Bir de bu sektöre girdiğimizde, yani bu bölgede hayvancılık bitme noktasındaydı. Yani herkes artık hayvancılığı bırakıyor çünkü araziler dar. Yani birinin bir canlı katması gerekiyordu bölgeye. Kattık aslında, kattığımızı da düşünüyoruz. İyi ya da kötü, az ya da çok bir şeyler değiştirdiğimizi de düşünüyoruz. Güzel oldu. Burası yine aile işletmesi. Şu anda yeğenim ve abim var. Beraber çalışıyoruz aslında. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani ilçemde ve çevre ilçelerde bizden büyüğü yok diyebilirim yani şu anda. İlk kazma vururken aslında ben bu konunun buralara geleceğini düşünüyordum. Çünkü biz buraya vurduğumuzda dahi zaten bir yankı uyandırmıştı aslında. Çünkü burası çok kötü bir arazi. Yani varlığıyla yokluğu belli olmayan çort, diken, yani taşlık bir, nasıl söyleyeyim, bir anormal bir araziydi. O yüzden hani yapıldıkça arazinin de ve binanın da şekli şemali güzelleştikçe evet bir gün biz bir Türkiye'de sesimizi duyuracağız diye söylüyordum yani kendi kendime, hatta yeğenime bile söylüyordum bunu.